Sevgili yay burçları, hepinize saygılar, sevgiler sunmak istiyorum. Nasılsınız? İyi misiniz bu hafta? Perşembe günü Jüpiter günündeyiz. Jüpiter demek ilahi olana yaklaşmak, dini inançlarımız, dualarımız, rahmani boyutumuz. Jüpiter herkes onu para diyebilir. Tamam, maddi kazanç verir ama manevi yönü daha farklıdır, daha fazladır. Yani manevi olarak kazançlarımızı anlatır. Jüpiter günündeyiz, Perşembe günündeyiz. İnşallah dualarımızın duyulduğu güzel bir gün olur arkadaşlar. Bakalım. Neler var? Şimdi Enam suresi 42. ayet der ki: Yemin olsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik, dinlemediler de bize yalvarsınlar diye onları darlık ve sıkıntı ile yakalayıp cezalandırdık. Arkadaşlar, etrafınızda inançsız insanlar var. Yani inançsız dedim, özür dilerim. Yani şöyle inançsız dedim. Hani bazen insanlar olabilir, dini görüşü olmayabilir bu konuda. Onları söz etmiyorum. İnançsız dedim, inandıkları halde bunu yapmayan, dünyaya çok bağlı, her an size ve sevdiklerinize saldırı yapan, elindekini avucundakini almak isteyen, işte asıl inançsız bunlar. Böyle insanlar varmış etrafınızda. Bunlara dikkat edin diyor arkadaşlar. Ve kesinlikle şu an yaptığın ibadetlerde ve yaptığın çalışmalarda Allah'ım beni düşmanlardan koru ve beni yücelt. Yani kalbimi genişlet, ferahlat diyebilirsin. Her türlü olumsuz etkiye açıksın. Çünkü etrafında seni çekemeyenler olduğunu görüyorum yay burcu. Bu hafta seni çekemeyenlerden laf söz gelebilir. İnanmış gibi gözüken ama hani komşusunu kendi gibi sevmeyen, arkadaşına her an kazık atmaya hazır birileri var etrafında, dikkatli ol diyorum. Sen yüksek bir mevkide olacaksın, onlar düşük bir mevkide ama yine de senin canını sıkmaya yeterli. Bir de bazı yay burcu arkadaşlarım, aileden biri gidebilir, sevdiğin insan gitmiş olabilir, bir ayrılıklar yaşandığını gösteriyor sevgili dost. Hayallerine kavuşacağın bir hafta, hayallerinde sınır tanıma, bu etkiye açıksın, hayalinin gerçekleşmek üzere olduğunu söylemek istiyorum. Bir fedakarlık yapmışsın, özgüvenin yerinde ve daha yumuşak etkiler altında olacağını, yani düşmanlara karşı ve kötü niyetlere karşı korunaklı olduğunu söyleyebilirim. Evet, bir sığınacak liman arıyorsun. Neden? Bir fırtınadasın şu anda ama yanlış limana sığınma arkadaşım. İkili ilişkilerde yanlış yerde olabilirsin. Yani yanlış limana sığınma diyorum. İkili ilişkilerde bazı sorunlar görüyorum. Katı bir şeyler var. Seni maddi manevi istismar etmek isteyen, duygusal anlamda sıkıntı veren kimseler olabilir. Buna da dikkat et diyorum. Arkadaşlar, sosyal medyadan bu hafta biraz uzak durun. Hayalinize odaklanın, düşüncelerinize odaklanın. Ön planlar yapın. Ön planlar gerçekleştirince arkasından yeni planları devreye koyacaksınız. Başarılı olacaksınız. İki tane planınızın olduğunu, bunların birisi evlilik gibi, hamilelik gibi, yuvanın kurtarılması gibi, diğeri ise duygusal şifa, biraz sinir sistemin bozulmuş olabilir. Bir de yollar yapmak istiyorsun. Acaba hayırlı mıdır, değil midir? Evet, yollar yapacaksın. İki tane büyük engeli ortadan kaldıracaksın. Yurt yuva kurma özlemi olanlar varsa, erkek ya da kadın, yurt yuva özleminiz gerçekleşecek arkadaşlar. Bir yolculuğa çıkabilirsin. Uçak yolculuğu hayırlı ve uğurlu olacak. Bir yerden bir yere taşınma planın gerçek olacak. Yalnız arkadaşlar, şu aralar şöyle bir durum var. Böyle bir kişinin arkasından çok uzun süre bakarsın ya. Bir olayın arkasından kaybettiğin bir para var, kaybettiğin bir insan var. Çok uzun süre bakmışsın. Yani artık yeniden yoluna devam et.
Para kayıpları olabilir, insan kaybı olabilir. Ya bir insan çekip gitmiş hayatından, hala onun peşine gitme. Bütünün resmini gör sevgili arkadaşım. Kendini rahatlatacaksın. Artık bu uyarıyı yaptıktan sonra sanırım artık geçmişle arana bir set çektiğini görüyorum. İnternet iletişimi çok iyi arkadaşlar. İnternette çalışabilirsin, internetten satış yapabilirsin. Çünkü yay burçlarının çok yönlü özellikleri var. Çift karakterli, çift kişilikliler nedir özellikleri? Dindar olmaları, dini bütün olmaları, Jüpiter enerjisiyle genişlemeye yatkın, yüce gönüllü olmaları, çok özellikleri var. Para kazanmaya yatkınlar, hesap kitap işleri iyi ve de yayıncılık çok iyi. İnternet yayınları, uluslararası yayınlar, yabancı dil öğrenme ve bütün yay burçlarının hemen hemen hepsi üniversite öğrenimi yaparlar. Üniversite okurlar, akademik kariyere sahip olurlar. Çok iyi olurlar arkadaşlar. Şimdi uygun enerjilerle devam edeceksin. Kimseye muhtaç olmadan devam ettiğini görüyorum. Duygusal bir karmaşadan kurtuluyorsun. Aynı zamanda duygusal karmaşa bitiyor arkadaşlar. Önüne bir maddi fırsat geliyor. Bu maddi fırsatı değerlendireceğini, başarılı olacağını gösteriyor yay burçları. Evet. Şimdi bir şeyler var arkadaşlar. Annenle ilgili bir sorun olabilir, ailenle ilgili bir sorun olabilir. Aniden yola çıkacaksın bu konuyla ilgili. İyi olacak yani, bir sonuçta bir hastalık değil de bir sorunun, bir resmi evrakın çözülmesi söz konusu olacak. Yalnız bunlar olurken çok sayıda dedikodu olabilir. Hayatına dedikodu girebilir. Sözleriyle birileri canını yakabilir. Buna da dikkat et. Dedikodulardan ve sıkıntılı süreçlerden uzak kalmayı dene. Her duyduğun söze de inanma sevgili arkadaşım. Bir anda başlayacak bir iş var. Maddi gelirini artırabilir. Aynı zamanda Güneş Aslan burcunda ilerlediği için şık, bakımlı ve gösterişli olacaksınız. Saç bakımları, saç kesimleri çok iyi yakışacaktır size. Ve aynı zamanda sevdiğiniz insanla cömert ve ruhani, manevi yönden de kuvvetli bir ilişki içinde olacağınızı görüyorum arkadaşlar. İçinde bir boşluk hissediyorsun sevgiye dair. İçinde bir boşluk hissediyorsun üretime dair. Bir şeyler üretmediğini düşünüyorsun. Hayır, düşünce de bir üretimdir arkadaşlar. Bunu Nikola Tesla demiştir. Yani insan düşünerek daha fazla üretebilir manasında bir şeyler söylemiştir. Çok önemli sözler var bu konuda. Evet, iyi bir planlama diyor Nikola Tesla. İyi bir planlama diyor. Çalışmaktan daha önemli. Uzun süre planlayarak ve zihninde boşluk oluşturarak daha fazla üretime geçebilirsin diyor. Öyledir. Çok fazla kargaşa, çok fazla gürültü, patırtı, lakırtı iş üretmez. Yorar insanı. Sen iş ürettim sanırsın ama yorgunluktan öteye gitmez. O yüzden arkadaşlar biraz durup dinlenmenizde, zihninizde boşluk oluşturmakta fayda var. Kendini yüksek hissetmek için düşüncelerinin, duygularının ilahi tarafından duyulması için, dualarının yüce yaradan tarafından duyulması için zikrinizi veriyorum. Ya müteali, ya müteali, 551 tekrar sayısı son derece yüce olan demektir. Yüceler yücesi demektir. Yüceler yücesi Rabbimiz tarafından tüm dualarınızın duyulması dileğiyle hayırlı bir hafta diliyorum yay burçları. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hoşça kalın, dostça kalın. Gelecek Perşembe görüşmek üzere.